son 1,5 senedir fazlasıyla odaklandığım ve bu süreçte 3 farklı proje geliştirdiğimiz SaaS alanından bahsedeceğiz bugün. Çünkü SaaS'ın gittikçe önem kazanacağı ve artık çok domine iş modellerinden birisi olacağını düşünüyorum. Çünkü bir kullanıcı olarak da her gün 10 tane, 15 tane farklı uygulama kullanıyoruz sorunlarımızı çözmek için. Günlük bazda diyorum. Ve bu gittikçe artacak çünkü yeni mikro girişimler doğuyor. Yeni mikro girişimler doğdukça yeni problemler ortaya çıkıyor. Ve şu an siz bile baksanız her gün aslında bir sürü farklı SaaS uygulaması kullanıyorsunuz. Kimisini ücretsiz kullanıyorsunuz, kimisini ücretli kullanıyorsunuz ama öyle ya da böyle SaaS'lar artık hayatımızın merkezine oturmaya başladı. Tabii bunun yanında biz artık bir sorunumuz çıktığı zaman birileriyle konuşmak da istemiyoruz. Gerçi Türkiye'de hala insanlar işte bir customer support olsun, birileriyle konuşup bir şeyler satın alayım dese de Avrupa'da, Amerika'da artık zaman çok önemli. Dolayısıyla bir sorunum var, siteye gireyim, hemen çözümümü satın alayım, sorunumu halledeyim ve çıkayım olarak bakıyor insanlar sürece. Dolayısıyla SaaS alanında kendinizi geliştirmek, ki SaaS alanı daha yeni yeni hayatımıza giriyor. Yani sanki 5 sene öncesinden dropshipping'den bahsediyormuş gibi hissediyorum. Çünkü o zamanlarda e-ticaret böyle yeni yeni giriyordu. Çok fazla küçük satıcılar yoktu ya da yeni çoğalmaya başlıyordu. Şimdi de SaaS alanında öyle. Burada SaaS demişken birkaç örneğinden bahsedip ayrıntılarına girelim. İşte her gün kullandığınız belki Canva, Slack, Miro, Parachute. Bunların her biri birer SaaS. Şimdi ilk akla gelen şu oluyor bunlar, bu örnekler verildiğinde. Ya bunlar çok büyük. Ben gidip Slack mi geliştireceğim? Bir Miro board mu geliştireceğim? Bir Parachute uygulaması mı geliştireceğim diyoruz. Elbette hayır. Her sektörün çok büyüğü olduğu gibi, yani e-ticarete giriyoruz dediğimizde de Nike var, Adidas var, Decathlon'u var. Bir sürü markası var aslında. Şimdi onları gördüğümüz zaman biz küçük satıcı olarak girmeyelim mi diyoruz? Hayır, biz daha mikro sorunları çözerek farklı alanlarda girebiliyoruz. Hem de işte dropshipping'de şununla bununla çok büyük sermaye koymadan da girebiliyoruz. Dolayısıyla bugün SaaS alanında hem kendi yaptıklarımız üstünden gideceğim hem de siz kendi sermayeniz çerçevesinde nasıl SaaS alanında ilerleyebilirsiniz adım adım, bunlardan da bahsetmiş olacağım. Dolayısıyla gözünüz korkmasın. Sadece buradaki fırsatları gösterebilmek ve her gün kullandığınız şeylerin aslında bugün bahsedeceğim stratejiler üstünden geliştiğini göstermek amacıyla örnekleri veriyorum. Şimdi ilk olarak SaaS nedir, bundan başlayalım. SaaS'ın açılımı Software as a Service. Yani servis olarak sunulan şeylerin bir uygulama aracılığıyla sunulması. İşte dediğim gibi Canva. İşte hem bu Canva gibi teknolojik ürünler olabilir. Yani işte benim Canva'nın hedef kitlesi kimdir? Aslında tasarımcılar değildir. Photoshop kullanmayı bilmeyen fakat yine de tasarıma ihtiyaç duyan insanların kullandığı bir uygulamadır. Teknolojik bir uygulama SaaS olabileceği gibi aynı zamanda işte Parachute gibi normal şartlarda hizmet alabileceğiniz nedir? Muhasebe hizmeti almanız lazım. Muhasebeciden hizmet aldığınız zaman, kullanıcı olarak baktığınız zaman ben işte muhasebeciye bildireceğim, evrakları göndereceğim, işte ondan cevap bekleyeceğim, o iletecek falan filan, vakit alıyor. Dolayısıyla bir kullanıcı olarak bir dashboard üzerinden tüm belgelerimi yükleyip oradaki onay kutusuna basmam benim için zaman kazandıracak. Karşı taraftaki muhasebeci tarafından baktığınız zaman da ya ben bir müşteriyle bu kadar git gel konuşma falan filan yaptığım zaman vakit kaybediyorum. Vakit demek para demek. Ben 10 dakikada bir müşteriye vakit ayırabiliyorsam bunu neden 3 dakikaya indirip 3 müşteri almayayım aynı süre içinde? 3 kat daha fazla para kazanacağım. Dolayısıyla karşı taraflı kazan kazan ilişkisi olduğu için SaaS'lar gittikçe yükselişe geçiyor. Örneğin İngiltere'de şirket kurmak istediğinizde normal şartlarda bir sürü farklı muhasebeciyle şirket kurabilirsiniz. Kendiniz kurabilirsiniz ama uygulamalar var. Normal şartlarda işte İngiltere'de government sitesinden şirket kurmak 20 poundsa uygulama geliştiriyorlar. Siz orada birkaç tık yapıyorsunuz. Adresiniz, şununuz, bununuz ayarlanıyor. Size 35-40 pound'a satıyor. 50 pound'a satıyor. Siz onu alıyorsunuz. Neden? Daha pahalı olmasına rağmen adresle ekstra uğraşmıyorsunuz. Şirket yazışmalarıyla uğraşmıyorsunuz falan filan ve onu tercih ediyorsunuz. Dolayısıyla aslında bu örnekleri verme sebebim SaaS'ın işleyiş sistemini birazcık daha anlayabilmeniz. Dolayısıyla aslında insanların sorununu çözebilen herhangi bir olgu, teknolojik de olsa, hizmet de olsa, şu an sizin günlük bazda yaptığınız işler bile olsa her biri birer SaaS uygulamasına çevrilebilir. Ve bunun için yazılım bilmenize, tasarım bilmenize ve benzeri gerek yok ki, bunlara az sonra geleceğim SaaS tarafında, ama genel tabiriyle servis olarak sunulacak şeylerin bir uygulama aracılığıyla sunulması. Bu uygulama da app, işte telefon uygulamasından bahsetmiyorum. Web sitesi aracılığıyla da sunulabilir ama bir uygulama şeklinde sunulması. Şimdi SaaS'ı az buçuk anladıysak, ki dediğim gibi ayrıntılarına geleceğim, biz SaaS alanında neler yaptık onlardan bahsedeyim. Çünkü epey bir tecrübemiz oldu. Özellikle Artunar tarafı en hızlı giden, ilk başta Artunar'la girmiştik. Artunar'la nasıl girdik biz SaaS tarafına? İşte Artunar'la birkaç şirket NFT yapmak istedi. NFT oluşturmak istedi. Biz onların NFT'lerini oluştururken aslında %40-%50 kodlardan yararlanıyorduk. Yani işte belli base modellerin kombinasyonlarını alıp işte 10.000'lik, 15.000'lik koleksiyonlar oluşturuluyordu. Orada baktık ki aslında bizim scriptler kullandığımız şeyler bir site üstünden uygulama olarak verilebilir. Hemen ne yaptık? Bir uygulamaya döktük. Onlar bizim oluşturduğumuz base modelleri uygulama
falan içerisine yüklüyordu ve bu uygulama generate edip bizim onlara işte şuraya drive dosyasını yükledik buradan indirebilirsiniz dememiz gerekmeden kendileri oradan indirebiliyordu. İlk şeyimiz bu şekilde gelişti ve bize zaman kazandırması için de açıkçası geliştirdiğimiz uygulama Artoner tarafında. Şimdi evrildiği yerse biliyorsunuz Artoner'ın sürecinden farklı videolarda bahsetmiştim. Epey bir markayla çalıştık falan filan. Geçen sene kurulan bir şirket. Şu an evrildiği yer ise hiç biz modellemesini, base modelini bile yapmadan insanların girip kendi tasarımlarını seçebileceği bir uygulama haline geldi. Bunun bir sonraki aşamasında yapay zeka ile girilecek. Yapay zeka ile girildikten sonra işte ben şöyle şöyle bir şey istiyorum diyecek. Base modeli verecek. Bunun kombinasyonlarını oluşturacak ve o kombinasyonların varyasyonlarını koleksiyona çevirecek ve indirebileceği bir uygulamaya doğru evriliyor Artoner. Bu ilk tecrübe ettiğimiz uygulamaydı. Gayet güzel gitti ama zaten servis alanında epey ilerledikten sonra kendimiz için ihtiyaç olan bir uygulamaydı ki az sonra tavsiye edeceğim şeylerden bir tanesi de o. Bir şey kanıtlanmadan asla uygulamasını yapmayın diye. İkincisi Arspar. Arspar zaten yaklaşık 2 senelik bir şirket. 2-2,5 senelik bir şirket ve temelde ürün görseli isteyen şirketlere modelleme yapıyor. Ürünlerini modelliyor ve foto stüdyoya gideceğim, fotoğrafını çektireceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım demeden biz hızlı bir şekilde insanlara ürün görsellerini takdim ediyorduk. Özellikle lifestyle görseller. Yani işte böyle bir stüdyo kurmak isteseniz atıyorum 4000-5000 TL vereceksiniz. Böyle 3-5 stüdyo kurmak isteseniz atıyorum 10.000-15.000 TL foto stüdyonun şeyi masrafı tutacak. Modellendiği zaman bu otomatik olarak neredeyse 15-20 dolarlara kadar düşüyor. 30 dolarlara kadar düşüyor farklı sahnelerde çekim. Öyle bir çözüm idi. Fakat burada genel olarak biz modelliyorduk. Yani işte modelleme sürecinde ne oluyor onlar yazıyor. İşte şuna şuna ihtiyacımız var. Okey biz modelliyoruz ona gönderiyoruz falan böyle yazışma var. Şimdi bu zaten yine servis olarak doğan bir şirketti. Bu nasıl tool'a evrildi? İlk başta geri bildirimlerin rahatça verilebilmesi adına Q&A tool olarak gelişti. Yani işte biz insanlara gönderelim de onlar geri bildirim yapsın işte benim şuna şuna ihtiyacım var falan filan. Bunlar olmasın diye bir dashboard geliştirildi. Bu dashboard üzerinde bizim base modellerin üzerine yani ürünün kendi modelleri üstünde benim şuna ihtiyacım var buna ihtiyacım var diyebilecekleri bir tool'a gelişti. Bu tool'dan çok fazla verim aldık. Özellikle tasarımcılar tarafında dedik bir tık öteye nasıl taşıyabiliriz? Şimdi biz model yapıyoruz falan filan ama bunun çok büyük kostu var yani. Çünkü bir modelleme ekibiyle çalışmanız gerekiyor. Özellikle Artoner tarafında 100 kişilik ekibe çıkmıştık biz bu koleksiyonlar zamanında kodlamaya geçmeden önce. Dolayısıyla acaba nasıl çözebiliriz dediğimiz zaman insanların kendi ürünlerinin dikey çekilmiş ürün görsellerini lifestyle'e çevirebileceği bir tool nasıl olur diye düşündük ve yaklaşık 3-4 ay önce bunu geliştirmeye başladık. Çünkü lifestyle'in gittiğini biliyoruz. Bize Arspar tarafında, tool tarafında güzel geri dönüşler oluyor falan filan. Sonra şu anki Arspar tool'u ortaya çıktı. Bizim kendi hazırladığımız arka planların üstüne, tam ürünün geleceği açığa göre hazırlanmış arka planların üstüne ürünlerinizi yerleştirebileceğiniz, gölge ayarlayabileceğiniz, yansıma ayarlayabileceğiniz, renk ayarlayabileceğiniz bir tool'a dönüştü. Bu sayede biz modelleme ücretinden ilk aşamada kurtulmuş olduk. Tabii ki enterprise'ınız yine modelleme tarafı devam ediyor. Fakat gelişimi yine birazcık daha ihtiyaçtan ve kar marjını nasıl artırabiliriz? İnsanların normalde 60-70 dolara sunduğumuz şeyi nasıl belki birkaç dolara sunabiliriz de geldi. Hem ölçeklenebilirlik açısından hem karlılık açısından güzel bir hamleydi. Arspar tool da bu şekilde geldi. Şimdi bir de Digirota var. O Digirota'yı hala geliştiriyoruz. O birazcık daha farklı bir proje olacak ama demek istediğim tool tarafında gerçekten epey bir şey tecrübe etti. Bugüne kadar Artoner 1 milyon dolar ciroya geçti. Arspar zaten 10 bin dolarlık bir MRR'a sahipti. Bu yeni yaptığımız hamle daha şu an ben bu videoyu çekerken 1-2 haftadır ücretli olarak insan alıyoruz. Oranın daha çok büyük bir traction yok ama büyük bir para döngüsü var SaaS tarafında. Niye? Çünkü dediğim gibi insanlar bir şeyleri daha kolay halletmenin güzel olduğunu düşünüyor. Daha insanlarla iletişime geçmeden normal servis olarak sunulan şeylerin bir uygulama teknoloji aracılığıyla sunulmuş olması insanlara keyifli geliyor. Şimdi ben bunları anlattım. Anlattığım şeyler evet. Biz bayağı bir para harcadık Arspar'a artı olarak. Fakat para harcamadan yapabileceğiniz gerçekten çok fazla şey var. Çünkü genellikle ne fark ediyorsunuz bizim yaptığımız şeylerde de biz para gelmeden ya da satış yapmadan hiçbir uygulama geliştirmedik. Aslında temel mevzulardan bir tanesi bu. Dolayısıyla siz insanların birçoğunun yaptığı hata da bu. Bence yazılımcıların yaptığı hata da bu. İlk başta ürünü geliştiriyor sonra ben bunu kime satayım diye bakıyor. Aslında hani e-ticaret tarafında da çok fazla konuştuğumuz bir şey. Önce ürünü alıp stoklayıp sonra satmaya çalıştığınız zaman genellikle zararla çıkıyorsunuz. Eğer zaten ticaretin içinde değilseniz ya da bir mağazanız sıfırdan başlıyorsanız diyeyim. Dolayısıyla ilk başta sat mevzusunun gelişmesi oturması lazım. Aslında dropshipping'de yaptığımız ya da dijital pazarlama ajansında yaptığımız şeyden hiçbir fark yok. O yüzden diyorum ilk olarak pazarlama öğrenin, satış öğrenin. Bir kere bu yetkinlikleri öğrendiğiniz zaman hangi iş modeline girerseniz girin başarılı olacaksınız diye. Peki siz SaaS alanında nasıl başlayıp ilerleyebilirsiniz? Hadi isterseniz bunu konuşalım. Şimdi SaaS alanında bir şu insanlara sesleniyorum. Çok büyük sermayeniz yok. Atıyorum 500 dolar ile 1500 dolar arasında bir sermayeniz var. Bu arada 100-200 dolara da yapılır. Aslında hiç para gerekmiyor dediğimiz bir yer de var ama ya işte öyle ya da böyle hiç
param yok dediğiniz senaryo birazcık daha uzatacak senaryo süreci. O yüzden ben 500 dolar civarında paranız olduğunu düşünerek diyorum. Hadi 200-300 dolar diyelim. Çünkü gerçekten öyle şirket kurayım şunu yapayım diyeceğiniz ilk başta bir para yok. Birisi ben satın almak istiyorum dediğinde şirketi çat diye kurarsınız. Shopify gibi değil, ödeme yöntemi gibi durumu yok yani bu tarafın. Yazılım bilmiyorsunuz. Çok büyük bir sermayeniz yok. Henüz bir fikriniz yok. Yani ben şu alanda SaaS kurayım diyemiyorsunuz. Bir ekibiniz yok. Bu tarz insanlar yani temelde sıfır noktasındasınız. Ne yapmanız gerekiyor? Şimdi bu aşamada SaaS'ın mantığını birazcık anladıysanız teknik olarak mikro bir sorun çözmeniz gerekiyor. Şimdi mikro sorun dediğimiz sorunlar ne tarz sorunlar? Önce bunlara bir bakalım. Şimdi mikro sorunlar dediğimiz zaman aslında çok büyük bir derya denizin içerisine giriyorsunuz. Yani aslında dropshipping mantığıyla aynı. Hani o yüzden seviyorum bu satışlarını. Market belirlemek, ilk olarak market açılımı yaptığınız zaman aslında gidiş yollarınız hiç farklı değil. Şimdi ben sorun çözmem gerekiyor. Niş sorunlar çözmem gerekiyor. Peki ben kimlerin sorununu çözeceğim? İlk olarak bundan gitmek lazım. Bu buraya adım attığınız anda aslında bir sürü farklı uygulama geliyor. İşte bir sürü Q&A tool'ları var. İnternette gireceğiniz insanların sorunlarını yazdığı, insanların sorunlarını aradığı Twitter tarafı var. Aslında yüzlerce insanın birbiriyle sorunlar paylaştığı. Benim tavsiyem her zaman kendi sorunlarınızdan yola çıkın SaaS tarafına da. Yani atıyorum siz para kazanmak istiyorsunuz şu anda. E-ticarette girmek istiyorsunuz. En çok önünüze çıkan sorunlar ne? Atıyorum ürün bulmak. Hadi isterseniz sıfırdan bir uygulama üstünden gitmiş olalım birazcık kafanızda canlanması için. Ben e-ticarette başlayacağım ama ürün bulmada çok zorlanıyorum. Ya da zorlanıyordum 2-3 ay önce. Ne yaptım ürün bulmada? Kendimi geliştirdim. İşte onlarca video izledim. Benim videolarımı izlediniz belki. Şu videoları izlediniz. Video konusunda kendimi geliştirdim. Artık ben bir ürüne baktığım zaman işte onun sipariş sayısına bakarak, birkaç örneğine bakarak, şununla bununla bakarak iyi mi kötü mü ürün olduğunu anlayabiliyorum. Ve bu benim için büyük bir gelişme. Fakat yeni başlayan herkes 2-3 aylık bir gelişme sürecinden geçecek değil mi? Ana problemimiz bu. 2-3 aylık ürünün iyi kötü olup olmadığını anlamanız için harcadığınız süre. Ya diyorum acaba birisi 2-3 ay harcamak yerine bulduğu ürünleri bir sistem üzerinden doğrulatması gerekse buna para öder miydi? Şimdi fikir olgunlaşmaya başlıyor. Evet öderdi muhtemelen. Hatta ürün başına 3-5 dolar bile öder. Niye? Çünkü ürünü reklama çıktığı zaman kalitesini bilmeden önce 50-60 dolar harcayacak reklamlara. Bunu harcamak yerine 3-5 dolar ben bir yere versem bu iyi kötü dese benim için gayet iyi. Güvenilir bir yer olduktan sonra tamam. Buna para verilir. Ben verir miydim? Ben verirdim açıkçası. Şimdi bunu doğruladım. Peki ben bu uygulamayı geliştirebilir miyim? Hayır, evet. Bu uygulamayı geliştirmek için bir yazılım lazım. İşte ürünün benim yaptığım analizleri yapabilecek bir uygulama lazım. Şimdi buna param yok ama kim var? Ben varım. Ama siz varsınız arkasında. Yani birisi size ürünü gönderdiği zaman siz yaklaşık 15-20 dakikalık bir çalışmayla ürünün geçerli geçersiz olduğunu söyleyip o insana doğrulama ya da raporunu iletebileceğiniz. Ne yapabilirsiniz o zaman? İşte bir site kurarsınız. Az sonra bunların fikirlerini birazcık daha derinleştireceğim ama hemen gelir. Bir kontak formu olur. Formun içerisine gelir. İsmini yazar, mailini yazar. Ürünün linkini paylaşır. İyi mi kötü mü diyeceği. Ödeme tarafı olur. Ödemesini yapar. Sizin ürününüze düşer. Siz ürünü analiz edersiniz. Sanki uygulamanız analiz ediyormuş gibi analiz raporunu o kişiye gönderirsiniz ve bam ilk uygulamanızı yayınlamış oldunuz. 5 dolar ürün başı alırsınız. Hatta ilk başta 1 dolar alırsınız, 2 dolar alırsınız ya da aylık abonelik yaparsınız. Dersiniz ki aylık 5 dolara 5 ürün analiz ediyorum. İşte 30 dolar ve üstüne 50 ürün analiz ediyorum dersiniz ve bir anda neye döner iş? Aslında siz bir uygulamayı test etmiş olursunuz. Gerçekten insanlar buna para veriyor mu? Benim uygulamamda geri bildirimler neler, nereye geliştirmem lazım diye. Ve burada bir traction yakalarsanız eğer ki bence 10 ila 20 müşteri alıyorsa evet burada bir market vardır demek. Alıyorsa dersiniz ki ben bunu nasıl geliştirebilirim? Sonra da geliştirme aşamasına geçersiniz. Dolayısıyla ben ne yaptım? Kendi üzerimden çıkan bir sorunu, kendi yaşadığım bir sorunu aldım. Bildiğim bir alanda, kendi deneyimimi kullanabileceğim bir alanda aslında uygulamaya çevirdim. Aslında tam olarak software as a service. Hani muhasebecilerin yaptığı gibi. Muhasebeciler size hizmet de verebilir ama bir uygulama üstünden olduğunda güzel hissettiriyor. Değil mi? Ve o uygulamaların başlangıcında emin olun herkes arka tarafta ilk başta manuel yapıyor. Sonradan otomasyona geçiyor. Büyük özellikle uygulamalar için. Çat. Fikir bulmak aslında bu kadar kolay. Ve şu an bence gayet güzel bir fikir. Ben bile uygulayabilirim bu fikri. Muhtemelen birileri yapmıştır ama çok fazla önümüze çıkmıyorsa hala burada bir market var. Ama demek istediğim şu. Sizin bile yaşadığınız bir sürü sorun var. Çevrenizdeki insanların yaşadığı sorunlar var. Ve bunlar çok kolay uygulamalarla çözülebilir. İlk başta manuel olarak çözün zaten. Arkada yazılım falan geliştirmeyin sakın. Bu da bizi diğer tarafa getiriyor. Şimdi ben bir fikri düşündüm az önce. Market olacağını düşündüm. Peki sonrasında ne yapmam lazım? Değil mi yani? Her market var diye düşündüğüm şeye gidip uygulama geliştiremem. Benim tavsiyem mümkünse bu sorunu yaşayan insanların olduğu gruplara katılmanız. Bu Facebook grupları olabilir,
Twitter'daki topluluklar olabilir, Twitter içerisindeki takip edilen insanların postlarının altı olabilir, Instagram sayfaları olabilir, Instagram grupları olabilir, Telegram grupları olabilir. İnsanların sorun yaşadığı ve toplandığı çok fazla yer var. Mesela Türkiye'de Shopify Dropshipping grupları var, Facebook grupları var, Discord grupları var, var yüzlerce var. Ve siz az önce söylediğim uygulama üstünden gireceğim. Siz öyle bir uygulama geliştirme fikriniz bile varsa insanlara yazıp o gruplara ya böyle böyle bir şey yapıyorum. Hatta uygulamaya bile geçtim. Öyle bir hizmet veriyorum abi. Ürün başına 3 dolar, 4 dolar. Çok iyi. Ya da hatta şöyle bir site var. Bu siteden formu dolduruyorsunuz, yapıyorlar. O insanların o formu doldurması bile, ödeme linki olmadan o formu doldurması bile tamam. Burada bir istek var anlamına geliyor. Dolayısıyla ben bir fikir ortaya attım. Kendi yaşadığım bir sorunu. Sonra bunun marketine baktım. Acaba gerçekten insanlar benim fikrimi önemsiyor mu? Ya da bu fikre gerçekten para verecek kadar hype'lar mı? Ya da benim yaşadığım sorun bir topluluğun da yaşadığı sorun mu? Şimdi bunu doğruladıktan sonra asıl volume 0, vol 0 diyeceğimiz ürün. Yani aslında temel bir özelliği sağlayabilecek kadar ama geri kalan hiçbir şey sağlayamayacak kadar yetersiz bir ürün. Bu ürünle pazara çıkmanız lazım. Bakın herkesin yaptığı sorun mükemmel ürünü oluşturmaya çalışması. Böyle bir şey yok. Arspar, Artonar çok kötüydü. Hala da yolun başında. Arspar piyasaya çıkalı 2-3 hafta oldu. Mükemmel değil tabii ki Arspar. Daha gideceği çok yol var. Gelişecek çok fazla şey var. Eklenecek çok fazla feature var. Fakat şu an piyasada, şu an insanlar para veriyor. Önemli olan zaten bu. Dolayısıyla sizin için de uygulamalar aracılığıyla bunu Shopify'le yapabilirsiniz. Zaten aylık 1 dolar kampanyası var ve Shopify'le şey kurduğunuz zaman site kurabiliyorsunuz, form doldurabiliyorsunuz, info kurarak satabiliyorsunuz. Yani bir landing page yapıp işte ürününüzü anlatacağınız ve aşağıda ödeme sonrasında bu hizmeti verebileceğiniz, uygulamaya verebileceğiniz bir arayüz yapabiliyorsunuz. Mesela Viral Ecom Ads diye bir şey vardı. Zamanında benim de kullandığım. Ürünlerinizin reklam videolarını oluşturuyordu. Orada bir form dolduruyordunuz, ödeme yapıyordunuz, size gönderiyordu Drive dosyasına. Yani hani böyle yapan uygulamalar olduğu için söylüyorum. Ya da ClickFunnels kullanabilirsiniz. ClickFunnels birazcık daha pahalı ama en azından 14 günlük ücretsiz şeyi var. Aralığı var. Bu 14 gün içerisinde hemen uygulamanızı geliştirip uygulama dediğimde işte bir landing page olacak ürünün tanıtıldığı. İkinci sayfada da ürünün içerisinde panele girdiği zaman göreceği şey. ClickFunnels'da bunu çok güzel yapabilirsiniz bu arada. İşte ortada ürünü yükleyecekleri, input verebilecekleri ya da sizin input verebileceğiniz yerler. Solda panel gibi butonları koyacağınız çok güzel, basit bir arayüz yapabilirsiniz. Bunu WordPress'le yapabilirsiniz, Wix'le yapabilirsiniz. Yani birçok alanla yapabilirsiniz. Ama basit olması önemli. Eğer bir input gerekiyorsa bir kontak formu koyacaksınız ödeme sonrasına. İnsanlar size bilgileri göndereceğiz. Sonra da sizin onlarla iletişime geçeceğiniz bir mail. Uygulama hazır. Peki sonra? Tamam, ben fikrimi geliştirdim. Markete baktım. Ürünümün en basit halinde geliştirdim ki bunların hepsi 10 günü geçmez bile. 10 günde siz ürününüzü piyasaya çıkartabilirsiniz. Söylediğim adımları geçersiniz. Peki ama gerçekten ürün geliştirmeye geldiğimiz zaman ne yapmam gerekiyor? İşte asıl yükselişe geçeceğiniz yer burası. Çünkü genellikle öncesi saydığım kısım şöyle gelişiyor. Ben bir fikrim var. Market buldum. Ürünüm için para aldım. Biraz geliştirme yaptım. Tekrardan piyasaya baktım. Böyle yavaş yavaş yükseleceğiniz ve bu sayede burada 1000-2000 dolar arasına gelebilirsiniz. Yani çok fazla kullanıcı olmadan hafif geliştirme yapıp birazcık daha iyi yapıp hafif geliştirmeler yapıp aylık bir traction yakalarsınız. Ama gerçekten büyük bir uygulama yapıp ben aylık 10 bin, 20 bin, 50 bin, 100 bin dolara doğru ölçeklemek istiyorum dediğiniz alanda işte gerçekten geliştiriciler lazım. Burada gidebileceğiniz iki yol var. Birincisi bir yazılımcıyla ortak olmak. Bakın yazılımcı ya da tasarımcı ikisinden biri. Böyle biriyle ortak olduğunuz zaman ürün tarafı artık sizin için yorgunluk olmaktan çıkıyor. Çünkü sizin ortak olduğunuz kişi ürünle ilgili her şeyi hallediyor. Ve sizin tek yapmanız gereken pazarlama, bunun satışını yapabilmek. Ki bence en ideal yol bu. Ama şunu bilmeniz lazım ki şirketin büyük bir bölümünü paylaşmanız gerekiyor. Çünkü onun için de bir hayal, o da bir ürün geliştiriyor, o da bir hedef için ilerliyor, siz de. Dolayısıyla belki %50'sini şirketin o kişiye vermeniz lazım. Ama benim her zaman görüşüm şu biliyorsunuz. Küçük bir pastanın tüm dilimlerine sahip olmaktansa büyük bir pastanın küçük dilimine sahip olmak her zaman finans olarak daha büyük getiri sağlar. Dolayısıyla bence en ideal yollardan birisi bu. İkincisi bir yazılımcı ekibi kurmanız ve yazılımcı işte tasarımcı ekibi kurmanız ve bu insanlarla devam etmeniz. Ben açıkçası Digirota dedim ya, yani az önce hala geliştiriyoruz dedim. Digirota'yı biz 2,5 sene önce bir yazılım firmasıyla denedik. Yazılım firmasıyla değil aslında, freelancerlarla denedik ve yaklaşık 8-9 ay sonunda istediğimiz bir şey çıkmadı. Onlar devam ettirmedi. Başka hiçbir yazılımcı ekip onu devralmadı. Dediler ki bu çok kötü, biz devralamayız bu kodları, devam ettiremeyiz. Çöp oldu. 9 ayımız da gitti, paramız da gitti, şu bu. Dolayısıyla yazılımcı ekibiyle çalışmak daha önce bir takım yönetmediyseniz zor oluyor. Ama tabii ki de ikinci yolda da gidebilirsiniz. Evet birazcık daha sermayeye mal olur ama tabii %'yi siz elinizde
tutarsanız şirket sizin şirketiniz olur. Yazılımcı ekibiniz iyiyse gayet güzel bir ürün ortaya çıkartabilirsiniz ama dediğim gibi böyle bir yola gidecekseniz bence en azından bir 150 bin TL kenarda durması lazım. Ya da 150 bin TL az önce söylediğim adımlardan kazanmış olmanız gerekiyor ki içerisine yatırabilin. Ama benim gönlüm her zaman ortaklıktan yana. Benim bugüne kadar gördüğüm başarılı ürünlerin, SaaS ürünlerinin belki yarısından çoğu her zaman birkaç ortak ve o ortakların biri hep bir yazılımcı oluyor. Diğeri finansçı oluyor, marketingçi oluyor, pazarlamacı oluyor ama hep bir yazılımcı, tasarımcı ortak oluyor. Bence bu epey bir sizi rahatlatacaktır. Bunları nereden bulabilirsiniz bu arada? Twitter öyle bir yazılımcı kaynıyor ki. Yani girin elinize atsanız bir yazılımcı denk gelirsiniz. Herkes ürün geliştirmek için şey alıyor. Bana hatta bir ara bayağı bir yazan oluyordu işte. Şöyle bir eğer ürün fikriniz varsa geliştirebiliriz, şunu yapabiliriz, ortak olabiliriz falan diye. Dolayısıyla eğer fikriniz daha önceden doğrulanmışsa bundan para kazanmış olacaksınız tek başınıza. Dolayısıyla gittiğinizde şöyle bir şey olmayacak. Yazılımcılar şunu da sevmez çünkü. Ya bir fikrim var kesin tutacak değil. Diyeceksiniz ki benim şu kadar user'ım var, şu kadar para kazanıldı. Gel ortak olalım %30 senin %70'i benim olsun. Geliştirelim birlikte. Dolayısıyla bu şekilde bir teklifle gittiğiniz zaman geride dönülmez. Yani özetleyecek olursam SaaS'lar hayatımızın değişmez parçaları olarak gümbür gümbür geliyorlar. Bunun en büyük sebepleri mikro girişimler arttıkça, işten çıkıp freelancer olma arttıkça, kendi evinden para kazanma arttıkça bu denli sorunlar artacak. İnsanlar hayatlarını kolaylaştırmak için değişik çözümlere bakacak ve bunun zamana mal olmayan çözümlerini arayacaklar. Dolayısıyla SaaS'lar gittikçe gelişecek. Bir sürü SaaS şirketi göreceğiz. İkincisi asla ama asla ürünle başlamıyoruz. Her zaman için bir sorunla başlıyoruz ki kendi sorunlarımız olması ve mümkünse kendimizin çözebileceği sorunlar olması en ideali. Bu sorunları belirledikten sonra markete çıkıyoruz. Aynı sorunu yaşayan insanların olduğu yerlerde bu çözümleri doğruluyoruz. Bu çözümleri doğruladıktan sonra basit web siteleriyle, uygulama gibi gözüken web siteleriyle bu çözümümüzü doğrulayıp basit bir web sitesiyle insanların karşısına çıkıp bir traction yakalamak istiyoruz ki bu traction hani ben 1000-2000 dolar kazanırsınız dedim ya öyle o kadar olmasına gerek yok. 100-200 dolar kazandığınız anda SaaS'ta tamam doğrulanmış bir fikrim var ben artık bunu geliştirmeye devam edebilirim, ortaklık yapabilirim diyeceğiniz bir alana geliyoruz. Çünkü SaaS işleri işin bir tarafında da çok büyük değerleme alıyorlar. Yani işte senelik 10 bin dolar diyelim geliri var. 10 bin dolar ne demek? Aylık 700 dolar ciro. Yani kar da değil. Belki bunun atıyorum %70'i kar. Ki SaaS işlerinde çok büyük karlılık var. Ama %70'i kar diyelim. Şimdi bu 10 bin doların 7 bin doları karken senelik. Bu işleriniz ortalama 70 bin, 100 bin, 150 bin dolarlık değerlemeler alıyor. Yani siz bir sene çalışıyorsunuz, 15 sene çalışmışsınız gibi bir değerlemeyle bu şirketi satabiliyorsunuz. Çünkü aylık bir geliri oluyor bu şirketlerin. Dolayısıyla değerlemesi yüksek oluyor. Dropshipping'de şurada burada bu tarz değerlemeler yok. Dolayısıyla 100 dolar, 200 dolar bile aslında SaaS için değerli bir gelir. Bunu kanıtladıktan sonra da hemen geliştirmeye başlıyorsunuz. Ve geliştirmede ya bir ortak buluyorsunuz, ya da ne yapıyorsunuz? Kendiniz bir yazılımcı ekibiyle anlaşıyorsunuz ve geliştirmeye başlıyorsunuz. Fakat sürecimiz fikrini bul, fikri doğrula, marketine bak, sat, sonra geliştir. Herkesin yaptığının tam tersi. Başarılı bir şekilde ilerlemek istiyorsanız bu modelle gidebilirsiniz ki aslında bugüne kadar yaptığım tüm iş modellerinde benimsediğim unsur önce markete bak sonra ürüne odaklanırsın. Umarım faydalı olmuştur. Bu SaaS iş modelini anlattığım video geçenlerde paylaştığım 5 iş modelinden bir tanesiydi. O videoyu henüz izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Aynı zamanda diğer iş modellerini anlattığım videoları kaçırmamak adına abone olabilir ve bu videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna basarak bunu gösterebilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.